halde ben de sizlere bugün yapacağımız halattan sepetin ana malzemesi olacak halatı nerede ve nasıl kullanacağımızı anlatarak hemen işe başlamak istiyorum. Bu halatı nerede bulabilirsiniz? Aslında son yıllarda bu tarzda halatlar özellikle rustik dekorasyonda çok sık kullanılmaya başlandı. Bu yüzden de bulması eskiye nazaran çok daha kolay. Hobi malzemeleri satan mağazalarda, tuhafiyelerde, hatta nalburlarda çok rahatlıkla metreyle bu halatı temin edebilirsiniz. Peki biz bunu nasıl bir sepete dönüştüreceğiz? Bunun için şöyle bir kovam var. Bunu kalıp olarak kullanacağım. Bunun şekline göre bir sepet yapacağım. Etrafını halatımı dolayarak. Ama tabii ki işimiz burada bitmeyecek. Ben birazcık daha süslemek istiyorum sepetimi. Bu yüzden de şöyle siyah bir akrilik boyam var. Bununla sepetimin üzerine etnik figürler çizmeyi planlıyorum. Evet, hazırsanız sepetin yapılışına geçebiliriz. Alışverişler yapıldı. Çantamız dolduruldu. Şimdi sıra geldi bunları yerleştirecek bir sepet hazırlamaya. Ben şimdi alışverişlerimi şöyle bir kenara koyuyorum ve sizin için çok hızlı bir şekilde çok şık bir sepet hazırlıyorum. Bunun için sadece birkaç malzeme kullanacağım. Öncelikle şöyle bir halatım var. Önümde şöyle bir kova var. Bir de yağlı kağıt var. Çok alakasız bir şey. Mutfakta kullanmıyor muyuz bunu? Burada ne alaka diyebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz kovamı bu yağlı kağıtla kaplayacağım. Ve daha sonra üzerini halatla sarmaya başlayacağım. Peki neden bunu kaplıyorum bu yağlı kağıtla? Çünkü halatımızı silikon yardımıyla yapıştıracağım. Ve bu kaba yapışmasını istemiyorum. Bu kabı böyle çıkarıp tekrar kalıp olarak kullanabilmek istiyorum. Yağlı kağıt la kapladığınızda silikon yağlı kağıda yapışacaktır ve yağlı kağıdın üzerinden silikonu çıkarmak çok kolay. O yüzden böyle bir işlem yapacağız. Emin olun çok daha güzel bir sonuç elde edeceğiz. Peki şimdi o zaman ne yapalım? O zaman kağıt bant alayım. Bu kabımızı güzelce yağlı kağıtla kaplayalım. Sonra da sıcak silikonu da alayım gitmişken. Onu da takalım. O da o sırada ısınsın ve hem biraz sohbet edelim hem de sepetimizi sarmaya başlayalım. Şimdi bunun ısınmasını beklerken kaplama işlemini o sırada yapabilirim. Şu şekilde kaplıyorum. Yanları biraz boş kaldı. Bir de buradan bir kağıt yapıştırmayı düşünüyorum. Peki kaplamayı bitirdik. Hadi bakalım şimdi sarma işlemine başlayalım. Bunu nasıl yapacağız? Önce halatımdan şöyle bir uç alayım. Ucunu çıkardım. Ve şu arka kısmından sararak başlıyorum. Şurası çok açılmış, o yüzden burayı keselim. Burayı da biraz silikon sürerek mühürlüyorum. Şimdi şu şekilde önce şuradan bir birleştireyim. Sonra da sarmal bir şekilde böyle yapıştırmaya devam edeceğim. Nasıl kovamın şeklini alana kadar. Burası bizim başlangıç noktamız. Şöyle tam ortalıyorum. Ve halatımın dışına, şu dış kısmına silikon sürerek şöyle biraz da elimle bastırıyorum ki iyice donsun, yapışsın. Güzel bir sepet elde edeceğiz. Şimdi size bir ipucu vermek istiyorum. Hatırlarsanız açılışımızı çok güzel bir atmosferde bir teknede yaptık. Ve dedim ki sizlere bugünün sorusu görmüş olduğunuz ortamla alakalı bir şey. Şimdi öyle olunca tekne sepetle halatla da sepet yapıyor. Acaba halatla mı ilgili soru diye düşünebilirsiniz. Halat mı acaba cevap diyebilirsiniz. Ama hayır değil. Biraz daha düşünmeniz gerekecek o yüzden. Bugün yaptığımız ürünler gerçekten güzel oldu. Ben kaçırmak isteyeceğinizi düşünmüyorum. Denizcilikle, gemicilikle alakalı bir sorumuz olacak. O yüzden mutlaka sonuna kadar soruyu bekleyin. Evet, artık yavaş yavaş etrafını sarmaya başlıyorum. Üst kısmını tamamladım. Ve dediğim gibi böyle birazcık daha artık şu halatın altına sürmeye başlayacağım silikonu. Sepetimi yarıladım şu anda. Aslında bu noktada istersem şöyle ters çevirerek de çok rahatlıkla
devam edebilirim. Ama ben diğer türlü daha rahat çalıştığımı fark ettim. O yüzden böyle devam edeceğim. Ve görüyorsunuz şekli ne kadar düzgün oluyor. Belki de içine bir kap koymadan direkt halatı bu şekilde yapıştırmaya çalışsaydık bu kadar düzgün bir sonuç elde etmeyecektik. Evet, ben istediğim yüksekliğe ulaştım. O yüzden daha fazla ilerlemeyeceğim. Ama halatımı hemen kesmiyorum. Bir de ona tutma yerleri yapmak istiyorum. O yüzden şimdi sepetimizi şöyle bir ters çevirelim. Ve kabı içinden çıkarmaya çalışalım. Bakalım kolay bir şekilde çıkacak mı? İşte bu kadar basit. Gördünüz mü? Yağlı kağıtla kapladığımız için çok kolay bir şekilde çıkarabildik. Ve bunu tekrar tekrar kalıp olarak kullanabileceğiz. Şimdi yağlı kağıdımı da buradan çıkaracağım. Ama silikon biraz daha donsun diye bekliyorum. Hala çünkü bazı yerlerde sıcak. O yüzden şimdilik şöyle içine atıyorum. Sonra çıkarma işlemini yapacağım. Sepetimiz harika görünüyor. Diyorum ki bir de şöyle şuralara tutma yerleri yapsak nasıl olur? Bence çok güzel olur. O yüzden şimdi bu son noktayı tekrar bir yapıştırayım güzelce. Evet, şimdi arayı yapıştırmıyorum. Şöyle biraz yükseltiyorum halatımı ve buradan yapıştırmaya devam ediyorum. Böylece oraya bir tutma yeri yapmış olduk. Güzel oldu sanki. Çok düzgün oldum. Bunu ne sayesinde sağladık bu düzgün görüntüyü? Tabii ki bu kalıbımız sayesinde. Şöyle şuradan kesebilirim. Makasımız buradaydı. Evet. Sepetimiz hazır. Şimdi içindeki yağlı kağıdı çıkarabiliriz. Şimdi size iç kısmını da göstereceğim. Bakın iç kısmında da hiç kağıt kalmadı. Gördüğünüz gibi yağlı kağıt hayatımızı kurtardı bu projede. Hadi şimdi bunun üzerine siyah akrilik boyayla birkaç etnik figür çizelim ve sepetimizi tamamlayalım. Evet, siyah akrilik boyam nerede acaba? Hemen boyamı buluyorum. Burada, harika. Bir de fırça alalım. Çok kalın uçlu olmasın. Birkaç tane de boya aldım. Şöyle taburemi de çekeyim, oturayım, rahat rahat boyayayım. Şimdi birazcık boya dökelim. Hemen akrilik boyamın özelliğinden sizlere bahsetmek istiyorum. Bugün alışveriş listemizi yaparken de kullandık akrilik boya. Nedir bunun özelliği? Cam, ahşap, plastik gibi birçok farklı yüzeyde uygulayabiliyorsunuz akrilik boyayı. Su bazlı bir boyadır. O yüzden ben bu projede akrilik boyayı tercih ettim. Peki hemen şimdi ne yapalım? Şöyle dediğim gibi etnik figürler yapacağım. Bir bakalım. Şöyle bir gözümde tasarlıyorum önce. 1, 2, 3, 4. Tamam, sanırım böyle güzel olacak. Hadi bakalım. Çok basit figürler olacak bunlar. Burada resim çizmiyorum aslında. Sadece fırçamın ucuyla küçük lekeler bırakıyorum. Ve bunları bir düzen içinde yapıyorum. Tek yaptığım şey bu. Size biraz ilham kaynaklarımdan da bahsetmek istiyorum. Nerelerden ilham alıyorum? Doğa benim önceliğim. Doğanın bize sundukları çünkü o kadar güzel ki. Doğa bize her şeye bedava ve en güzelini sunuyor. O yüzden ben hemen hemen tüm projelerimde doğadan mutlaka faydalanmaya çalışıyorum. Onun bize sunduklarını kullanmaya çalışıyorum. Hem geri dönüşüme katkı sağlamak adına hem de dediğim gibi doğa bize her şeyin en güzelini ücretsiz bir şekilde zaten sunuyor. O yüzden ilhamımın en büyük kaynağı doğa diyebilirim. Evet, bu sırada etnik figürleri de görüyorsunuz. Çok fazla yapmayacağım. Şuraya birkaç tane daha nokta yapıp sepetimi tamamlayacağım. Evet, sepetimiz bitti. Gördüğünüz gibi etnik desenlerimi de tamamladım ben. Benim inanılmaz içime sindi diyebilirim. Hadi o zaman şimdi alışverişimizi de yapmıştık. Aldığımız ürünleri sepetin içine koyalım ve nasıl durduğunu bir görelim sizinle beraber. Meyvelerim var benim. Meyvelerimi aldım, listeme yazdım. Şimdi onları sepetime koyacağım.
çok güzel oldu bence. Bu bölümde gerçekten çok güzel şeyler yaptık. Alışveriş dünyanızı zenginleştireceğine inandığım ürünler yaptık. Hepsi de çok çok içmesinde.